Adnan Bey, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı eski müsteşarı Hakan Fidan 25. dönem milletvekili genel seçimleri aday adaylığı başvurusunu geri çekti. Yaptığı yazılı açıklamada da şu ifadeleri yer verdi. Gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle 25. dönem milletvekili genel seçimleri aday adaylığı başvurumu geri çekmiş bulunuyorum. Ülkeme ve milletime hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tevdi edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Bu vesileyle destek ve itimatlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve aziz milletimize şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım. Doktor Hakan Fidan. Ya Hakan hocam sözümü tutmadı ki. Ben dedim ki çık bir televizyon kanalına kendini tanıt dedim. Evet. Hiç kendini tanıma. Kimse tanımıyor onu şu an. Ya çık konuş. Evet. Dindar delikanlısın, namazına niyazında insansın, Müslüman evladısın. Değil mi? İttihat-ı İslam'ı savunduğunu anlat. Evet. Efendim, vatana millet olan sevgini anlat, bölücülüğe karşı olan tavrını anlat. Millet seni sever. Evet, hiç konuşmadı ki. Evet. Ben dedim, milletvekili olamazsın dedim. Evet. Yani Tayyip Hoca'ya rağmen olamazsın dedim. Nitekim dediğim doğru çıktı yani. Olmaz. Dinliyorum. Adnan Bey, bugün Bakanlar Kurulu 19 Ocak'taki toplantının ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası konuşan Bülent Arınç, Hakan Fidan'ın yeniden MİT Müsteşarı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Yeniden MİT Müsteşarı. Evet. MİT'te başarılı benim bildiğim. Evet. Tayyip Hocam da öyle olmasını istiyor. Ama ilginç, Hakan Hoca'nın öyle bir çıkış yapması vardır bir bildiği de. Ama yine nihayetinde sözümü dinlemiş oldu yani. Evet. İnşallah. Efendim işte kader öyle. Kaderde Cenab-ı Allah öyle bir durum meydana getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hakan Fidan partiye vekillik için başvurup tekrar görevine döndüğü için tarafsız olamayacağı açısından çok eleştiriliyor şu an. Tarafsız yani hükümeti zaten desteklemekte mükellef değil mi MİT? Tabii ki. Bundan normal ne olabilir ya? İş mi şu ya? Yani hükümete tavırmazsın ya. Hem MİT müsteşarı diyorsun. Tabii ki görevi o zaten. Hükümet aleyhine olan gelişmeleri bildirecek. Hükümeti koruyup kollayacak. Değil mi? Rejimi muhafaza etmek için gereken tedbirleri alacak. Şaşıracak bir şey yok bunda. Evet.